Cem Küçük, Himmet Paralarını Yiyen Kumarbaz Paralel Himmet paralarıyla Kıbrıs'ta kumar oynayıp alem yapan Samanyolu Holding AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Koordinatörü Ekrem Yalvak ayrıca Samanyolu Yayın Holding AŞ'ye bağlı SEM Haber Ajansı, Dünya Radyo Yayıncılık, Merkür Yayıncılık, Özgün Işık Grubu, Gimat Yayıncılık gibi şirketlerde Hidayet Karaca, Sabit Çakar, Ali Çelik, Rıdvan Kızıltepe, Hızır Güngör adlı şahıslarla birlikte yetkili ve ortak olarak görünüyor. Paralel yapı medyasında üst düzey görevi bulunan Ekrem Yalvak'ın kumar tutkusu hat safhada. İlk kez 27 Haziran 2009'da Kıbrıs'a gidip gelmeye başlayan Yalvak, 2012'den itibaren her ay KKTC'ye gidip gelmeye başladı. Yalvak'ın oğlu Muhammed Esat Yalvak da ara sıra babasına eşlik ediyor. Oğlu Yalvak 30 Ocak 2015'te Kıbrıs'a giriş yapıp 1 Şubat 2015'te çıkış yaptı. Samanyolu Yayın Holding A.Ş.'de genel müdür yardımcısı ve mali işler koordinatörü olan Ekrem Yalvak KKTC Girne'de Merit Crystal Cove Hotel ve kasinoda 2009'dan bu yana kumar oynuyor. 2009'dan 2012'ye kadar ara sıra Kıbrıs'ta kumar oynamaya giden Yalvak, 2012'den bu yana her ay kumar oynamak için düzenli olarak Kıbrıs'a gidip geliyor. Ekrem Yalvak en son 22 Mayıs 2015'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi. Girne'deki Merit Crystal Cove Hotel'in görevlileri tarafından beyaz renkli Rolls Royce marka araçla alınarak otele götürüldü. 22-24 Mayıs 2015 tarihleri arası 605 nolu kral dairesinde konakladı. Ekrem Yalva kasinoda yer alan özel kabinde rulet oynadı ve 1 milyon dolardan fazla para kaybetti. Özel kabin top VIP müşteri kategorisi olarak da biliniyor. Özel kabin sadece üst düzey özel müşterilere tahsis ediliyor. Kasinonun diğer alanlarının aksine güvenlik servis görevlileri bu bölüme daha fazla hizmet veriyor. O nedenle sınırlı sayıda müşterinin girmesine izin veriliyor. Kumarda 1 milyon dolardan fazla para kaybeden Yalvak, paralel yapının himmet adı altında topladığı paraları kontrolden sorumluydu. Bu bu yapıya mensup devlet memurları, iş adamları ya da alttaki cemaat mensuplarının verdiği paralar Ekrem Yalvak'ın denetimindeydi. Himmet adıyla yardım toplayıp bu paraları hayır hasenat işlerinde kullanacağız diyen paralel yapının gerçek yüzü ortaya çıktı. Toplanan paraların bir kısmının Ekrem Yalvak gibi paralel yapı medyasının üst kademesinde görev yapan kişi tarafından kumarda harcanması paralel yapının maskesini düşürdü. Yardım işlerinde kullanacağız, hayır derneklerimize aktaracağız, öğrenci okutacağız, yurt dışında kurban kestireceğiz, fakir fukaraya yardım edeceğiz diye toplanan paraların hangi amaçlarla kullanıldığı, abilerin bu paraların nerelerde harcadığı da ortaya çıkmış oldu. Acaba Himmet adıyla toplanan paraları kendi şahsi zevkleri için harcayan paralel yapı mensubu başka abi ya da imamlar da var mı? Dinimizce haram kabul edilen kumarda böyle yüksek meblalar kaybeden üst düzey paralel yapı mensuplarından daha kaç kişi var? Sınav sorularını çalan, illegal dinlemeler yapan, mini güvenliği ihlal eden kumpas kuran paralel yapının üst düzey isimleri meğer zevkü sefa içinde eyle toplanan himmetlerle keyif yapıyorlarmış. Artık karar hala bu yapıya inanıp inanmamakta tereddüt yaşayanlara. Ekrem Yalvak'ın İstanbul'dan beraber geldiği şahıs Hüseyin Akar, aslen Batmanlı. Üsküdar'da benzin istasyonu işletiyor. Doğu Bank'ta beyaz eşya dükkanı bulunuyor. Hakkında geçmişte uyuşturucu kaçakçılığı suçundan dolayı adli takibat yapılmış. Ekrem Yalvak'ın Mert Crystal Cove Hotel'de karşılayan şahıslar Ekran Ökten, Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yalvak kendisine yeğenim diye hitap ediyor. Bazen üniversite çevresinden bazen de gece kulüplerinden Yalvak'a hayat kadını telekız temin ediyor. Musa Yakşi, Girne'de mobil telefon dükkanı işletiyor. Cem Küçük, Star.